Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Kıymetli hazirun, <laughs> biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Hassinu envalekum biz zekah ve davu sadaka. Mallarınızı zekatla koruyun, hastalıklarınıza sadakayla şifa arayın diyor. Sadaka tabii ki kardeşinin yerine kendini koymak, empati kurmak, 70 tane şeytanın bu kağalarından kurtulup da ve yapılacak delikanlı bir amel. Herkese de nasip olmaz. Tabi sadaka sadece maddiyatla ifade edilmez. Eşine gülmen bir sadakadır. Bir yetimin başını okşaman bir sadakadır. Yoldan bir tane bir engeli bir taşı kaldırman sadakadır vesaire. Ümmet adına ne çalışma yapıyorsan, hayırlı mazlumun yanında durmaya çalışıyorsan bunlar hep güzel şeylerdir. Ama bir de ekmeğini paylaşabiliyorsan, mazlumun yanında durabiliyorsa ne büyük iş. Bir de bunu Recep-i Şerif'te yapıyorsa. Of. Anlatılmaz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her kim Recep-i Şerif'te tasadduk yaparsa feke enneme tasaddeqa bi elfi dinarin sanki bin dinar Allah yolunda vermiş gibi. Verip de çoğaltacak olan kim? Allah Celle Celaluhu. Ve keteb Allahu lehu bi kulli ala bedenihi. Her kime de diyor efendim sadaka verirse Recep-i Şerif'te bedeninde bulunan tüyler kadar her tüye karşılık Allah ona bin hasene, bin sevap veriyor. İşte bedenindeki tüyünü sayabilir misin? Sayamaz. Her tüyü binle çarpacaksın. O kadar sevap kazanır diyor. Ya Rabbel Alemin. Ve rafa'ahu elfe derecetin. Onun bin derecesi yükselir diyor. Yani mazlumun yanında olursan derece, derece yükselmesi ne demek? Recep-i Şerif'te de birine destek olduğun zaman derecen yükselmesi ne demek? Yaptığın ibadetlerden artık haz duymaya başlarsın. Yani namazı kılarken bitse de gitsek modundan çıkarsın. Çünkü bazı insan böyle oluyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en kötü hırsız ne diyor? Namazdan çalan diyor. En kötü insan diyor. Es ve unnas. İsmi tafti sigasıyla getir. En kötü insan namazla alay eden diyor böyle. Çat çut kılan. Cık. Öyle değil. Ama sen sadakayla vesaire ibadetlerle mesela her gece mülk suresi okumak da insanı 30 derece yükseltir. Ama bak burada 1000 derece diyor. İnsanın derecesi yükseldiği zaman yaptığı ibadetten haz duyuyor. Rabbinin huzuruna çık çıkmaktan gurur duyuyor. Kaçıp gitmek istemiyor. Hepimizin aslında ihtiyacı olan bir şey yani. Tutamıyoruz yavrularımızı camilerde, sohbetlerde. Adam daralıyorum diyor. Kalp huzursuzluğu var. E bu nasıl gidecek? Allah'ı anmakla gidecek. Bu nasıl gidecek? Mazlumun yanında olmakla. Kalbin yumuşar çünkü mazlumun yanında olursan. Vicdan, e, kabiliyetin artar. Onu o halde görürsen. Dünya sadece... İstanbul, Ataşehir, Kadıköy, Beşiktaş buradan ibaret değil. Suriye'de de insan var. Bugün arkadaşlar bana Uganda'da, Uganda gittiler, geldiler. Dereymiş Halid abi. Burası dere düşün. Su çekilmiş. Su çekilince altta su kalır umuduyla çukurlar kazıp kurak olan yerden su çıkarmaya çalışıyorlar. Kumlu su çıkartıyorlar, kumlu. Böyle dünya böyle, yokluk böyle ya. Ama sen bir mazlumun yanında durursan Allah kalbini yumuşatıyor ve dereceni bin kat yükseltiyor. Recep ayında tasadduk edersen. Başka? Bin günahını siler diyor. Başka? Ve ketebe lehu bi kulli yevmin yasumu ve bi kulli sadakatin yetasaddaqa biha elfe ve umratin. Recep-i Şerif'te oruç tuttuğunda ve sadaka verdiğinde buna karşılık sanki bin umre bin hac sevabı alıyor. Zaten bir hac, mebrur bir hac eşittir ne diyor? Cennettir diyor. Gidemedin, maddi durumun yok. E peki Recep'te oruç tut. Recep'te 1 lira, 5 lira neyse sadaka ver. Mazlumun yanında ol. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Peki başka ne diyor? Menfa'alucan mukminin kurbeten. Fi şehri Recep ve huve şehru'llahi'l asam. Burada sağır manasında asam. Yani o zaman haram ay olduğu için mesela savaş yapılmaz, kötülükler yapılmaz. Sağır kalacaksın günahlara. Yapmayacaksın, bulaşmayacaksın. Şarkıya Türkiye sağır kalacaksın yani. Dinleme bu ay ne var ya. Biraz da farklı davran. Ben öyle bir kere bir benzin istasyonuna gitmiştim. Açmışım böyle bir Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Yasin-i Şerif, Mülk falan. O benzini arabaya veren arkadaş şaşırdı. Geldi sarıldı bana. Ne oldu dedim ya? "Ya her gelen tıptız tıptız geliyor." dedi ya. "Sen gelince Müslüman ülkede olduğumu anladım." dedi ya. Anladın mı? Sarıldı falan. Bir farkındalık ortaya koyalım. Yani farkındalık ortaya koymak sadece şarkı yaparken Adem Aleyhisselam'a söylemekle mi oluyor bu işler? Sen Allah katında farkındalık ortaya koy. Öyle değil mi? Allah cümlemize nasip eylesin. Yani kulakların harama sağır olsun. Öyle bir aydayız. اَعْطَاهُ اللّٰهُ fil فِي الْفِرْدَوْسِ قَصْرًا basari. Gözünün alabildiğince Allah ona cennette köşk verecek. Her kim Recebi i Şerif'te bir Müslüman kardeşinin zorluğunu giderirse evlenecek olur, borcu olan vardır vesaire. اَلَا <laughs> فَاَكْرِمُوا Recep. Siz Recebe hürmet gösterin. يُكْرِمُكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ alfi كَرَامَتٍ Allah da size bin keramet göstersin. Yani burada bin efendim güzellik göstersin manasındadır. Evet kardeşlerim. Peki yine devam ediyor. Ukbe bin Selame bin Kays'tan rivayetle. Men tasaddeka fi Recep. Her kim Recep'te tasadduk yaparsa. Ba'adahu Allahu minen nar. kemiktari iktari gurabi tara farhan min vekerihi vekrihi fil evai. Hatta ma teherimen. Eğer birine sahip çıkarsa. recep bir şey tasadduk bulunursa. O yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar yani 500 senelik mesafe kadar onu cehennemden uzaklaştırır diyor. Zaten Peygamber sallallahu ve ne diyor? Bir hurmayla da olsa cehennemden uzaklaşın diyor. Ya kıymetli kardeşlerim. Allahü Teala bize Recep-i Şerif'te mazlumun yanında olmayı cümlemize nasibi müesser eylesin. Başka ayet-i kerimede ne diyor? Eskiler bu hakikatleri bilerek yaşıyorlardı. Estağfirullah. Allah Teala buyuruyor ki len tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. En sevdiğiniz şeyi infak etmedikçe hakiki iyiliğe, cennete, Allah'a saygıda zirveye ulaşamazsınız diyor. En sevdiğinizi. O yüzden giymediğini, içmediğini, yemediğini infak etmeyeceksin. Sevdiğin şeyi vereceksin. Mesela Abdullah İbni Ömer Efendimiz şeker dağıtırdı. Derlerdi ki ya biraz yemek dağıtsan olmaz mı? Ya onu da dağıtıyorum da Allah'ın bu ayeti de var. Bunda da amel etmem lazım. Şekeri çok seviyorum. Ondan şeker dağıtıyormuş yani böyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد